Kocamız Tuana Yılmaz. Merhaba Tuana Yılmaz. Merhaba. Nasılsın? Biraz heyecanlıyım. Tanıyalım o zaman seni, biraz konuşalım. 20 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Merk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda akapella müzikle uğraşıyorum. Patron Çıldırdı adında bir akapella müzik grubumuz var. Böyle. Biraz bahsetsene akapella müzikten seyircilerimize. Akapella müzik sadece insan sesiyle yapılan müzik türüdür. Enstrüman kullanılmaz. Bazı enstrümanlar taklit edilmek suretiyle aslında yapılır. Ve aslında 3 kişiyle de, 4 kişiyle de, 5 kişiyle de türüne göre koro müzik de akapelladır. Türüne göre kişi sayıları da değişir. Umarım sen hangisinde başarısın, hangi seste? Ben altoyum. Altosun. Evet. Ya bir müzik aletisi çıkartıyor musun parçalarını? Hayır, ben sadece solistin vokali olarak varım. Evet. Harika. Hedefin ne? Kim seni buraya yönlendirdi? Beni buraya arkadaşım yönlendirdi. Burada olan bir arkadaşım. Aslında biraz çekingenim bu konularda, yarışma konularında. Ve aslında katılmayı hiç düşünmezdim. Düşünmediğin halde bu yarışmaya katılıyorsun. Evet. Kaç lira kazanmak istiyorsun? Hedefimi yüksek tutmam gerektiği için 60 bin lira düşünüyorum ama... Hedefi yüksek tutman gerektiği için ben de 1 milyon lira falan diyeceksin zannediyorum. Yok. Yani. Bugün, o kadar olmaz mı? Bugün. O kadar umarım olur. Kimle geldin? Arkadaşlarım. Hoş geldiniz çocuklar. Tanıyalım merhaba sizleri. Ben Soykan, Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisiyim. Bahsi geçen grupta gitar seslerini yapıyorum. Yapsana. Tuana, tanıdığım en zeki insanlardan biri. O yüzden başarılı olacağını düşünüyorum ve başarılar diliyorum. Ben Ceren Dülger. Bahsi geçen grupta Tuana'yla aynı görevi paylaşıyorum ve vokal. Konservatuar öğrencisiyim. Kendisine sonsuz güveniyorum. Benim de tanıdığım en zeki insanlardan biri. Başarılar diliyorum kendisine. Biz de başarılar diliyoruz. Sevgili Tuana, hazır mısın? Hayır. Değilsin. Hazırım, hazırım. Yarışma başlıyor. İlk sorumuz şöyle. Müsaadenizi isteyelim diyen bir misafir ne yapmak istiyorum? A. Uzanmak. B. Kalkmak. C. Oturmak. D. Gülmek. Müsaadenizi isteyelim. B. Kalkmak. Son karar mı? İkinci soru Tuana. Bazı insanlara halka yakın olup olmadıklarını anlamak için hangisinin fiyatı sorulur? A. Tuz. B. Çay. C. Ekmek. D. Pirinç. Ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Sevgili seyirciler, Tuana soruyor size. Bazı insanlara halka yakın olup olmadıklarını anlamak için hangisinin fiyatı sorulur? A. Tuz. B. Çay. C. Ekmek. D. Pirinç. Süre 10 saniye. C. Ekmek %96. C. Ekmek son kararım. Evet. Üçüncü soru geliyor. Hangi spor yapanlar üzerinde apolet ve madalya asılı olan kısa bir ceket giyerler? A. Boğa güreşi. B. Binicilik. C. Rodeo. D. Badminton. Emin olamıyorum. Rodeo ya da binicilik gibi düşünüyorum ama apolet ve madalya asılı. Üzerinde apolet ve madalya asılı olan kısa bir ceket giyerler. Apolet ve madalya asılı. Emin olamıyorum ya. Ben telefonla joker hakkını kullanmak istiyorum. Kimle görüşmek istiyorsa sevgili Tuana, Şükran Soner, Cem Beygo, Okan Asma. Ben
Onu da bile çok kararsızım şu an. Kuma vermek durumunda. Şükran Soner. Evet. Resim olmak istiyorum. Şükran Soner. Neyin oluyor Şükran Soner? Kendisi buradaki arkadaşın halası. Çok sevdiğim bir gazetede köşe yazarlığı yapıyor. Çok severim kendisini. Çok tatlı bir insan. Cumhuriyet Gazetesi'nde. Alo. Evet. Merhaba Şükran Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Biz Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından arıyoruz. Evet. Doğan Ayılmaz'la yarışıyoruz. Evet. Size bir soru soracak efendim, hazır mısınız? Evet, dinliyorum sizi. Buyurun. Üzerinde apolet ve madalya asılı olan kısa bir ceket giyenler hangi spor yapar? A. Boğa güreşi, B. Binicilik, rodeo, badminton. Sesiniz çok yankılı geliyor, alamıyorum, özür dilerim. Apolet ve madalya asılı olan kısa bir ceket giyen spor dalı hangisi? Binicilik, rodeo. Üzerinde nesi olan gelmiyor. Apolet ve madalya. Binicilik mi, rodeo evet mu? Evet. Binicilik mi, rodeo mu? Hangi spor? Binicilik. Son dakika bir cevap geldi ama. Yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyorum. Joker var. Yarı yarıya joker hakkı. Geçerse iki seçeneği hemen alıyoruz. Boğa güreşi ve badminton. Oh. A. Boğa güreşi son kararım. Diğer şıkları niye okumuyorsun? Başta okudum ama çok emin olduğum için iki şıkı indirgeyim dedim. Heyecandan galiba. O kadar emin olmamak lazım. Bence de o kadar emin olmamak lazım. Hiç boğa güreşi filmlerde falan gözünün önüne gelmedi mi? Geldi o aslında ama rodeo düşündüm yani nedense. Rodeo hareket halinde hayvanın evet üzerine nasıl olacağını bilemiyor. Yani, kravatla cekette ne yapsın? Rodeo'yu böyle kırmızı peleriniyle falan hayal ettim. Çok heyecanlıyım gerçekten, daha sakin oldum. Evet, jokerlerin hepsi bitti. Maalesef. Biraz daha konsantre. Tamam. Dördüncü soru geliyor sevgili Tuhan. Password, süsleme yapan biri malzeme olarak hangisini kullanıyordu? A. Gümüş. B. Cam. C. Kumaş. D. Ahşap. C. Kumaş. Son kararım. Beşinci soru. Hastanenin dermatoloji bölümüne giden biri hangisiyle ilgili bir rahatsızlık yaşıyor? A. Diş. B. Cilt. C. Göz. D. Kemik. B. Cilt. Son kararım. Altıncı sorumuz şöyle. Niagara veya İguazu'dan birine gitmişsiniz. Hangisini görmüşsünüz demektir? A. Şelale. B. Yanardağ. C. Köprü. D. Kanyon. Yanardağ demek istiyorum ama hiç kalamıyorum. Kalamıyorum ya. Köprü, şelale, kanyon. Yanardağ. Soru için çok güzel bir jokerim vardı ama ben çekilmek istiyorum. Emin misin? Eminim, son kararım. Hangi seçeneği seçecektin? Yanardağ demek istiyordum. Yanardağ. İki dememişim. Hiç Niagara şelalelerini duymadın mı? Maalesef. Çok çok üzülüyorum bundan dolayı. İyi günler dilerim. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, bu bölüm burada sona eriyor. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Yaşam bize verilen en büyük ödül. Onu iyi değerlendirelim. Hoşça kalın.